İlimden Medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir İlimden Medeniyete programına daha sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Sabahın bu saatinde geçen haftadan kalan, sizlere borcum olan Nizamül Mülk Hazretlerinin ikisi de ü'dür efendim. Birisi Nizamül değildir. Nizamül Mülk. Tabii Türkçe uyumuyla birazcık belki dilimiz tam oturmuyor ama o Türkçe uyumundan değil. Bu kelimeleri sık sık kullanmadığımız için. Dilimiz çünkü eciş bücüş oldu. Efendim karga ya demişler ya sen çirkinsin falan, haşa, Allah-u Teala'nın yarattığına böyle söylenmez. Hiç olmazsa şu yürümeni bir kekliğe benzet. Keklik bak ne güzel hafif hafif sekerek gidiyor. Sen hop 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 gidiyorsun. Karga da bakmış hakikaten keklik öyle. Güzel de görünüyor. Ben de öyle yapayım. Ama uğraşmış bilememiş. Neyse demiş de bırak. Tekerlenip duruyor, düşüp duruyor efendim, hoplayamıyor. Efendim sekemiyor yani. Fakat bu sefer karga gibi de yürüyememiş. Evet. Nizamiye medreselerinin kurucusu, Türk dünyasının ilim hamlesinin başlatıcısı diyebiliriz. Evet, denebilir. Selçuklu Sultanı Alparslan ve oğlu Melikşah rahmetlilerin zamanında 29 sene Büyük Selçuklu Devleti'nin başbakanlığını yapmış olan kimsenin hayatını geçen hafta anlatmaya başladık. Bu hafta ona inşallah devam ediyoruz efendim. Geçen hafta hasletlerini saymaya başlamıştık. Bu hasletlere devam ediyoruz. Abbasi halifesi, Bağdat'ta bulunan Abbasi halifesi kendisine pek hürmetli davranırdı efendim. Halife efendim. Halife bir vezire hürmetli davranıyor. Ve onun meclislerine gelirdi. Meclislerini şereflendirirdi. Bulunmak isterdi. Onun meclisinde konuşanlardan hoşlanırdı. Nizamül Mülk Hazretleri rahmetullahi aleyh ilim adamlarına, sanatkarlara karşı çok ikramcı idi. Çok ihsan ederdi ve çok da mültefit davranırdı. Onların gönüllerini alırdı. Hani ihsan ve ikram biraz maddiyat kokuyor belki ama mültefit olmak var ya efendim, bunların hepsinin önünde. İnsana verecek paranız yoktur. Yardım edemeyeceksinizdir. Bir makam sahibi değilsinizdir. Ama hiç olmazsa iltifat edin. İltifat etmek bugün maalesef manasını değiştirmeye başladı. Sanki şey gibi iltifat etmek. Böyle olmayanı söylemek gibi. Asılsız. Öyle değil. İltifat, onu insan olarak saymak ve sevmek. Gözleriyle sevmek demek iltifat efendim. Tabii çocukluğunda ilk tahsilini babasından aldı. Kardeşiyle Abdullah'la beraber, Ebu Kasım Abdullah'la beraber babasından aldı. Babası ne yaptı? Baba iyi bir babalık yaptı. Yani geliyor iş Nizamül Mülk derken babaya dayandı. Ey babalar, anneler! İş sizinle başlıyor demek lazım. Önce Kuranı Kerim'i ona ezberletti. Eğitim yaşının başlangıcındaki Osmanlı bunu 4. yaşın 4. ayı, 4. günü olarak böyle 4-4-4. Şimdi 4+4+4 deyince insanlardan bazıları böyle bunu böyle dayatılan bir şey gibi gösteriyor ama şimdilik de herhangi bir problem görünmüyor. Neredeyse bir karne dönemiyle efendim bunun da her şey ortaya çıkmış oldu. Daha da göreceğiz. Senede bittiğinde Allah nasip ederse göreceğiz. Sonra babası ne yaptı? Şafii mezhebi fıkıh ilmini öğretti. O bölgede Şafii mezhebi mensupları çoktu o dönemde. 65, 1070, 1080'li yıllarda. Oğluna birçok alimden ders aldırdı babası. Ve birçok hadis-i şerif aliminin hadis-i şerif anlattığı derslerine de devam ettirdi oğlunu. Belh şehrine geldi. Ali bin Şazan'ın, büyük alimdi, hizmetinde bulundu. Öncelikle çocukluğunda Gazne devletinin vatandaşıydı Nizamül Mülk. Gazne devletinin. Mahmud-u Gaznevi meşhur hükümdarıdır ya efendim Gazne devletinin. Babasıyla beraber Gazne devletinin Horasan valisi olan Ebülfazl Es-Suri'nin yanında görev aldı. Babası da görevliydi. Oğluna da onun yanında görev verildi. 1040'da olan Dandanakan savaşından bir süre sonra Gazne'de bulunup Gazne devleti sultanı Mesud'un yakınında çalıştı. Sultan Mesud'un. Çok kabiliyetli bir insandı efendim. Oradan Horasan'a döndü. Bu sefer Horasan'da Sultan Alparslan'ın Belh şehrinin, Belh sonunda H var. L'den sonra H. Arada bir E yok. Belh değil, Belh. Şehrinin valisi Ali Şandan'ın karargahında görev aldı. Bürosunda görev aldı. Ne diyelim? Bugünkü dille söylüyorum mecburen. Ve vilayet işlerinin yürütülmesinde büyük sorumluluklar yüklendi. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in vefatıyla Alparslan ve kardeşi Süleyman arasında anlaşmazlık çıktı. Şimdi buraya bir nokta. Anlaşmazlık çıktı. Vay taht kavgası. Bunu şimdi bazı şeyler, kitaplar bu şekilde aralarındaki koltuk kavgasından dolayı değil. Devlet sistemini bilmiyorlar. Selçuklu'da İslam'la beraber oturan devlet sisteminde padişah evlatlarına çeşitli idari ve askeri görevler verirdi. Osmanlı da bunu takip etti. Anadolu Selçuklu da bunu takip etti. Osmanlı da bunu takip etti. Anadolu beylikleri deyince Anadolu'da parçalanmış bir Türk toplulukları olduğu zannediliyor. Anadolu beylikleri böyle bir kavganın neticesinde doğmuş topluluklar değildir. Bunu tarihten çıkıp açıkça, aşikare insanlara bildirmeleri lazım. Usulü anlatmaları lazım. Niksar'a bakıyorsunuz, Danışmend'lerin başkentliği yapmış. Allah Allah. Danışmend bir beylik. Bir de başkenti var. Olur mu? Olur tabii. Olmuş. Güzel de şeyler olmuş. Danışman Ahmet Gazi. Allah-u Teala Melik Gazi. Gani gani rahmet eylesin. O da çok mübarek, çok alim bir insandı efendim. Bunlar komutanları Selçuklu'nun. Selçuklu Sultanı işin esası şöyle. Emir veriyor. Bir birlik teşekkül ettiriyor. Bu birliğin başına birisini veriyor. Git filan yeri fethet. Fethet. Çünkü bizim hudutlarımıza bunlar zarar veriyorlar. O da çıkıyor, askeriyle beraber uğraşıyor, ediyor. Aylar sürüyor, belki haftalar sürüyor. Orayı fethediyor. Buyuruyor ki tamam, orayı sana verdim, sen idare et. E peki o komutan ne olacak? Bir komutan gitti, olsun, yeni yetişen bir komutana da, o da orada tecrübeli olur. Yani adam ila nihaye ömrü boyunca komutanlıklarla uğraşmıyor. Devlet başkanı diyor ki buyur yönet. Bana bağlısın, yönet. Şimdi sultanlar komutanlarına böyle yaptığı gibi çocuklarına da böyle görevler veriyordu. Bu komutanlıkları çocuklarına da veriyordu. Ve başa geçer geçmez Selçuklu hükümdarı kendi evlatları arasında bu verdiği görevler dolayısıyla bazı bölgeleri onlara taksim ediyordu bir manada. Ama devleti değil, eyalet valisi yapıyordu. Sancak Bey'i yapıyordu yani. İşte baba vefat edince, burada da baba vefat edince bazı aksamalar olabildi. Sultan Alparslan ile kardeşi Süleyman arasındaki anlaşmazlıklar taht kavgası değil idi. Zaten herkesin kendi yeri vardı. Bu anlaşmazlıkta Nizamül Mülk çok isabetli görüşleri ile kardeşlerin birbirlerine kılıç çekmesini, kan dökmesini önleyecek şekilde bu anlaşmazlığı çözdü. Çözer mi? Çözer. Ya nasıl çözer ya? Adam yaranmak için. Hayır. Yaranmak için yapsaydı bu anlaşmazlığı çözemezdi. O kadar isabetli ve adaletli düşünceler ortaya koydu ki iki tarafında söyleyecek sözü kalmadı. Ve tabii bu hali Sultan Alparslan'ın çok hoşuna gitti. Çok dikkatini çekti. Onun lehine karar verdiği için değil. Ya bu adamla çalışılır dedi ya. Ve Sultan Alparslan hükümdar olunca da bunu yanına vezir olarak aldı. Sultan Alparslan'ın veziri olunca, Sultan Alparslan daha doğrusu başa geçer geçmez eski bir veziri vardı. Tabii o vezirin itikadi bazı sıkıntıları vardı. Yani Ehl-i Sünnet'e saldıran Fatımileri zararsız görüyor, din gayreti içinde zannediyordu. İşte Sultan Alparslan burada, hükümdara da düşen bu zaten efendim. Yani devletin her işine burnunu sokması değil. Ana meselede direktif şeklinde bir yerde ağırlığını koyacak. Yoksa bir vilayetin bir ilçesindeki efendim bir kaymakamlıktaki herhangi bir yazı işlerinde çalışan memurun nasıl çalışacağını Ankara tayin etmez. Etmiyor da zaten. Onu ederse ana direktifleri veremez. Onları planlayamaz. 1064 senesinde o devrin halifesi olan, Bağdat'taki Abbasi halifesi olan Kaim bi Emrillah kendisine bu vezir olduktan sonra Nizamül Mülk ünvanını verdi. Ve artık bundan sonra ismi unutuldu. Nizamül Mülk onun için şerefli bir nam idi. Şehit edildiği 1092 senesine kadar 29 sene Büyük Selçuklu Devleti'nde tam bir dirayet ve adalet ile hizmet etti. Sultan Alparslan'ın vefatıyla beraber Melikşah'ın tahta geçmesini yine Nizamül Mülk sağladı. Kendini vezirliğe devam ettirsin diye değil, baktı ki onun tahta geçmesi devletin lehine. Bu ayakta durabilecek durumda. Öyleyse bu geçsin dedi. Böylece de Sultan Alparslan gibi bir hükümdarın Malazgirt'in hemen peşinde bir sene sonrasında bir hain tarafından hançerlenerek şehit edilmesi akabinde devlette bir kargaşa çıkmadan asayişin sağlanmasını bizzat kendisi yaptı. Kendi sultan olsaydı, gözünde sultanlık yoktu ki olsun efendim. Sultan Melikşah onun bu davranışlarını çok iyi gözetlediği için, tespit ettiği için ona çok geniş yetkiler verdi. Her şeyinde padişahım, sultanım şunu mu yapacağım, bunu mu yapacağım böyle bir şekle getirmeden ana hatlarıyla bir genel talimat şeklinde talimat verdi. Ondan sonrası devam etti. Tembel işi mi yaptı? Hayır. Çünkü o kimse madem ki bugünün ifadesiyle, inisiyatifiyle, Osmanlıca ifadesiyle, kendi reyiyle doğru kararlar verebiliyorsa bırakın karışmayın onun işine canım. İyi ama buranın da müdürü benim. Ah o koltuk var ya efendim. Buranın müdürü benim. Benim dediğim olur var ya efendim. Ene. Bu şeytandan geliyor. Bunu bir bırakabilsek her şey güllük gülistanlık olur her devirde. Ben bundan 1000 sene önceki hadiseleri anlatıyorum sizlere. Bugün de böyle olur mu? Bugün de böyle olur. Ama eneyi bir kenara bırakmak lazım. Melikşah deseydi ki arkadaş bak babamın zamanı gibi değil. Şimdi adım atsan haberim olacak. Bittiydi iş. Devlet de bittiydi. Lakin bunun misalini ileriki sohbetlerde bir menkıbesiyle Nizamül Mülk'ün sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve bu zatın Nizamül Mülk'ün akıllı, tedbirli, adaletli idaresiyle Sultan Melikşah devri Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak ve şanlı devri olmuştur. Her hususta insanların yediği, içtiği, mimari tarzı, refah seviyesi, ilim seviyesi, düşmanlarına karşı aldığı tedbirleriyle en şanlı devresini böylece yaşamışlardır. Büyük Selçuklu Devleti'nin idari, bakınız çok önemli bunlar, çok önemli. Bugün birçok memleketlerdeki bakanlıklar da hep buralardan geçiyor. İdari, akli, adli, askeri, mali, sosyal ve kültürel sahada. Bir devletin temel ayaklarıdır bunlar. Pek çok yenilikler ama faydalı yenilikler getirdi. Aman eskiyi at da yeni bir şey olsun da ziyanı yok fazla başarılı olmasın değil. Başarılıysa yenisini koydu. Bir de var ya hep yenilikçi olmak, hep imaj yapmak. Yok saçını şöyle keserken böyle kesecekmiş. Ya faydalı mı kafana? Yok. Sağlığına faydalı mı? Yok. Görüntüsü. Kafanın içini değiştiriyor mu? Bu saç tıraşın değiştirmiyor. Belki de bozuyor. Belki de bozuyor. Çünkü sen kafanı işletecek yerde, bir ilim tahsil edecek yerde berberde vakit geçiyorsun. Saatlerce, günlerce denebilir. Berberler kızmasınlar, gelsinler tabii canım. Hepimiz tıraş oluyoruz ama bunu illa ömrünün büyük bir kısmını alacak hale getirmemek lazım. Selçuklu Devleti'nde sarayı, merkezi hükümetin teşkilatını İslam esaslarına dayalı mahkemeleri, yine İslam esaslarına dayalı toprak sistemini çok sağlam bir şekilde düzenledi Nizamül Mülk. Bu yeni sistemleri bazı değişikliklerle beraber dünyadaki bütün Türk İslam devletleri veya Türk olmayan İslam devletleri kendilerine örnek aldılar ve aynen bu sistemi uyguladılar. Bakar mısınız? Dünyaya hükmeden adam desek yanlış mı olur efendim? Nizamül Mülk Hazretleri dünyaya hükmetmiş. Evet. Efendim, süremizi daha fazla zorlamak istemiyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda sizlere Nizamül Mülk'ün bu muhteşem hayatından örnekleri vermeye devam etmek istiyorum. Tabii ömrümüz olursa. Bugün süreyi bitirdik. Hoşça kalınız efendim. İlimden medeniyete.